Benim Fakültem programının yeni bölümünden herkese merhaba. Ben Helin. Bugün Mimarlık Fakültesindeyiz. Yanımda Peyzaj Mimarlığından Aylin var. Merhaba Aylin, hoş geldin. Nasılsın? Hoş bulduk. Merhaba, teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Şimdi sorularıma geçmeden önce seni birazcık tanımak istiyorum. Bana birazcık kendinden bahseder misin? Bahsedeyim. İsmim Aylin Yılmaz. Peyzaj Mimarlığı öğrencisiyim. Doğal olarak Süleyman Demirel Üniversitesi'nde okuyorum. Tabii mezun oldum, artık öğrenciyim diyemiyorum maalesef ki. Bu şekilde Manisa Salihliliyim. Burada okuyordum. Hala daha buradayım. O şekilde. Kopamadın galiba biraz. Kopamıyorum maalesef. Peki neden Süleyman Demirel Üniversitesi ve neden peyzaj mimarlığını tercih ettin? Ya aslında peyzaj mimarlığı aklımda yoktu. Hani mimarlık istiyordum ama puanlarımdan dolayı maalesef ki olmadı. En yakın olarak da peyzaj mimarlığını gördüğüm için onu tercih ettim. Neden Süleyman Demirel Üniversitesi? Köklü bir üniversite. Isparta zaten öğrenci şehri olarak biliniyor. Memleketime de yakın olduğu için o yüzden tercih ettim. Senin için Süleyman Demirel Üniversiteli olmanın avantajları neler? Böyle en başta da söylemiştim, köklü bir üniversiteye sahibiz. Bunun avantajı zaten en başlı başına çok büyük. Onun haricinde öğrenci odaklı bir üniversite olduğu için sosyalleşme, iletişim konusunda çok birçok katkısı oluyor. Onun haricinde zaten bölüm olarak da donanımlı şekilde mezun olmamızı sağlıyor bu şekilde. Fakültenin en sevdiğin özelliği hangisi? Bir de en çok nerede vakit geçiriyorsun? Fakültemin en sevdiğimin özelliği yeşillikler içerisinde olması. Sessiz, sakin, rahat bir şekilde vakit geçirebiliyorum. Ödevlerimi yapabiliyorum. Arkadaşlarımla sosyalleşebiliyorum bu şekilde. En çok okulumuzun fakültesinde vakit geçiriyorum. Yani kendi fakültemde vakit geçiriyorum. Onun haricinde alışveriş merkezimiz var. Zaten buraya da yakın olduğu için oraya gidiyoruz sürekli. Onun haricinde okul kulüp odalarımız var. Kulübe üyeydim ben öğrenciyken. Maalesef ki artık öğrenciyken diyorum. Orada çok vakit geçiriyordum bu şekilde. Peki ders içeriğinden ve öğretmenlerin olan ilişkinden birazcık bahsedebilir misin? Ders içeriğimiz teorik ve uygulamalı olarak ikiye ayırabilirim. Uygulamalı derslerimiz var. Proje 1'den başlıyor. Proje 6'ya kadar, okul bitene kadar görüyoruz. Onun haricinde bitki derslerimiz var. Bitki 1 ve bitki 2 şeklinde. Buna da biraz uygulamalı diyebilirim. Çünkü hocamız mesela teknik gezilere götürüyor. En basitinden okuldaki ağaçlarımızı tanıyoruz, bitkilerimizi tanıyoruz. Bu şekilde. Teorik derslerimiz de birçok teorik dersimiz de var onun haricinde. İşte iklim bilgisi olsun, toprak bilgisi olsun, botanik derslerimiz olsun, mimari tarihi olsun, birçok teorik derslerimiz var. Bunlar da bizim açımızdan çok faydalı, geçmişi öğrenmemiz açısından. Bu şekilde. Peki buraya gelecek olan arkadaşlarımız için, bu bölümü tercih edecek olan arkadaşlarımız için söylemek istediğin bir şey var mı? Vereceğin bir tavsiye var mı? Var. Uykusuzluğu seviyor olmaları gerekiyor. Uykusuzluğa dayanıklı olmaları gerekiyor. Çünkü final haftaları, vize haftaları biz sabahlamadığımız bir gün olmadı maalesef ki. O da biraz da bizden kaynaklı gerçi. Son zamana bıraktığımız için, yetiştirmek için sabahlamak durumunda kalıyoruz. Ve biraz da sabırlı olmaları gerekiyor. Çünkü çok zorlayıcı noktaları var. Ne kadar güzel olsa da hani biraz sabretmek gerekiyor. Bu şekilde. Ayrıca da bitkileri de sevmeleri gerekiyor. Yani böcekleri, hayvanları sevmeyen birisi için biraz sıkıntılı olabilir. Bu şekilde. Peki benim fakültemle başlayan bir cümleyi tamamlamanı isteseydim bunu nasıl tamamlardın? Benim fakültem yenilikçi, teknolojiyle birlikte hareket eden, doğa odaklı bir fakülte. Bu şekilde. Peki çok teşekkür ediyoruz. Bir Benim Fakültem programının daha sonuna geldik. Bugün Mimarlık Fakültesindeydik. Yanımızda Peyzaj Mimarlığından Aylin vardı. Çok teşekkür ediyoruz kendisine. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Çok mutlu, umutlu olmanız dileğiyle. Hoşçakalın.